Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. 20 000 Afganistanlık Amerika'dan özlerini çekindirişini talep kılgan. Al-Jazeera torunun 16 iyuldaki haberde bildirilişçe Amerika armiyesi bilen hemkarlaşkan 20 000 Afganistanlık Amerika'dan özlerini tang çekindirişini talep kılgan. Haberde kayıt kılınışça Amerika armiyesi bilen hemkarlaşıp tercümanlık kılgan tahminen 20 000 Afganistanlık Amerika'dan özlerini çekindirişini talep kılgan bulup, bu san onlarının aile tevabiatlarını öz içine almaydıken. Aksaray bayanatçısı Jen Psaki'nin muhbirlerini kütüveliş yığında bildirilişçe Amerika armiyesiyle hemkarlaşkan bu Afganistanlıklar ve onlarının aile tevabiatları vaziyetin özgürleşiğe asasen Amerika'daki herbi bazıga ya ki Amerika'nın çeteldeki herbi bazıga veya ki üçüncü bir devletke uğrullaştırıldıken. Nöbette Amerika mezkur kişilerini Afganistan'dan yötkeş üçün kan dairede plan tüzgen. Tarkaklaştırış 7. ayının ahirki hepsisi başlandıgan bulup Amerika kısımlarının Afganistan'dan çekinişi 31. Avgustçı tamamlandıken. En ahırkı çetel harbi hadimlerinin çekinişki başlayışı ilgiri Amerika armiyesi bilen hemkarlaşkan tercümanlar ve başka Afganistanlıklarının endisini kozgan bulup, ular özlerinin Amerika armiyesi bilen hemkarlaşkanlığı sebeplik cezağı uçuraştın korkan. Nöbette Taliban hücumlarını küçeytip Amerika armiyesi çekingendikin bütün memleketteki yeza ve çigra iğizlerini kontrol kılışkı başlayan. Bildirilişçe Afganistan'ın garbideki yerlik hükümet emeldarları bu peyşembe Talibanlar bilen ülke merkezine hücum kılışına aldığını eliş üçün müddetsiz uruş toxtuş toğrısıda söhbetleşken. Bu söhbet Taliban askerleri Bedakşan ülkesinin barlık rayonlarını toluq kontrol kılıp bolgan deyken ötküzülgen. Mezkur ülkenin valisi Hüseyin'in Şems Reuters agentliğine 10 kabile aksakali uruş toxtuşka mesulü buluşunu karar kıldı. Şunu ular aldı bilen Talibanlar andın yerlik hükümet bilen sözleşip sülhi tüzdi. Taliban öz askerlerinin kal'a Nau şehrinin çetigi çekinişi doğrusu da kabile aksakalları bilen kilişim hasılı kıldı diyen. Taliban bayanatçısı bu kilişimnin uruş toxtuşka koşulgallıktın direk biridigallıkını ret kılgan bulup, puralarının talabetke uçuruşudun sakılınış üçün şehirden ayrılgallıkını etkan. Amerika Hong Kong'un 7 emeldarını ceza tizimlikke kirgüzdü. Amerika avazının haberde bildirilişçe Amerika Maliye Ministerliği Cuma günü Hong Kong bilen Xitay alaqılışış işhanısının 7 muavin müdirini ceza tizimlikke kirgüzgen. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bu axtı bayanat ilan kılıp, Xitay emeldarlarının ötken bir yılda Hong Kong'un demokratiya tüzülmesiyle sistemilik buzgunculuk kılgallıqını, saylamını keçiktürgenlikini ve saylanğan azalarının salahiyetlerini bekar kılgallıqını, Xitay'nın yine Hong Kong'un yüksek avtonomiya tüzümünü 50 yılgıcı özgürtmeydiğallıqı haqqıdaki vadisiyle xilaplı kılgallıqını bildirgen. O yine ötken bir yılda Hong Kong'un soda muhiti naçarlaştı. İlgiri Xitay'da devamlaşkan kanun, pul muamile, soda qatarlıq cihetlerdeki xatarlık muhitler Hong Kong'da künseri umumlaştı edigen ve Amerika'nın Hong Kong halkının yenide durduğallıqını təkidligen. Amerika Maliye Ministerliği ceza tizimlikke kirgizgen emeldarlar Chen Dong, He Jin, Lu Xinning, Qiu Hong, Tan Tianyu, Yang Jianping ve Yin Zhonghua qatarlıqlar bulup, bu emeldarlarının Amerika'daki mal mülkleri toğultildiken. Şundaqla Amerikalıqlarının mezkur emeldarlar bilen normal alaq kılışı çekilindiken. Angliya Avam Balatası Beijing Olimpikini boykot kılış teklifini makulledi. Amerika avazının haberde bildirilişçe Angliya Avam Palatası 15. iyul bilet taşlap, kiler yili ötküzüldüğün Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısını diplomatik boykot kılış teklifine makullığan. Angliya Avam Palatası 2022 yıllık kışlık olimpik tenerket müsabıqısı vekşi cinayi kılmışlar bilen ayıplengen devlette ötküzülmesliki kerek tep karıgan bulup, eğer Xitay Şarkı Türkistan'daki bastırış kılmışını ayaklaştırmasa ve Angliya parlament azaları, puraları ve organlarına qartılgan cezanı bekar kılmasa, Angliya hükümeti ve vekillerinin Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısıyla katnışını ret kılışı gereklikini təkidligen. Bildirilişçe bu təklifini Angliya Konservatifler Partisi'nin parlament azası Tim Lufton oturgu koygan bulup, umu Xitay tarafından cezalaş tizimlikke kirgizilgen Angliyalik siyasi yollarının biri. O peyşembe bildirgen sözü de Xitay'nın 2008 yıllık olimpik tenerket müsabıqısını ötküzüş hukukuna eriş üçün
Olimpik mezgilde Xitay puhralarının namayiş kılışıga şarait hazırlap berişke vədi bergenligini, amma namayişke iltimas kılgallarını kolgalgallıqını Xitayning bu kılmışının Xalqara Olimpik komitetiga bergen vədisige kılınğan bir mesxire ikenligini bildirgen. O söz diyene Xitayning Şarq Türkistan'da kan kölemde irqi qırğınçılıq cinayeti sadır kılgallıqını, bunundan başka mınlıgan Tibetlerini öy makallarından ayırıp türmüge taşlap qiyin qıstaqqa alğallıqını, öldürgenligini, Xitayning yana fikir erkinligi, axborot va siyosat erkinligini bug'ib, Xitay Angliya birlashma xitobnomasini buzib tashlab, Hong Kongda davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yganligini bayon qilib o'tgan. Emgakchilar partiyasining parlament a'zosi Afzal Xan Xitayning Sharq Turkistonda necha million xalqni jazo lagerlariga solganligini qayd qilib, Xitayning bu qilmishini to'xtatganligiga oid hech qanday alomat yo'q. Biz bir tarafdan Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qilib, yana bir tarafdan diplomatlarni avatib Beijing Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashtirmasligimiz lozim degan. Shundoqla Uyg'urlarga Angliya hukumatining ularning yanida ekanligi haqida uchur berishi kerakligini ta'kidlagan. Angliya avom palatasi bu yil 4-oyda birdek ovoz bilan Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni bastirish qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitib, Xitayning bu jinoyatini qattiq ayiblagan edi. Amerika Tinch Okeanga Xitayga qarshi zo'r turkumda ko'rinmas kurashchi ayroplan avatdi. Amerika havo armiyasi mushu oyda 24 dan ko'proq F-22 tipli ko'rinmas kurashchi ayroplanni avatib Tinch Okeanning g'arbida manevr o'tkazdi. Bu qadam Amerika Xitayni qo'rqitmoqchi bo'lyapti deb izohlandi. F-22 tipli ayroplanlar 5-chi avlod kurashchi ayroplan bo'lib, senzor tizimisi bilan uchur tizimisi birlashtirilib, uchuvchilarga jang maydoni haqida tafsili ma'lumot beradigan Nihoyatda tuvan saviyadagi radar izi bilan yuksak ko'rinmaslik qobiliyatiga ega qilib ishlangan maxfiy texnikalik dunyodagi eng ilg'or kurashchi ayroplan deb qaralib kelmoqda. Amerika uni xalqaradagi eng muhim hujumlarda ishlatib kelayotgan bo'lib, Amerikaning havo ustunligini saqlab kelishda eng muhim o'rinni egallamoqda. Tahlilchilar bu haqda bu kuchlik ayroplanlarning odatdan tashqari keng o'rinlashtirilishi Xitoydan yuz berish ehtimolligi bo'lgan dushmanlik harakatiga qarshi kuchlik uchur yetkazadi deyishmoqda. Hawaii'deki Tinch Okean Hava Armiyesi bu hafta Hawaii Hava Armiya Devlet Müdafiyesi ve Alyaska'daki Birleşme Elmendorf Richardson bazasından tahminen 25 tane F-22 tipli kürekçi ayroplanının Tinch Okean Tümür Hareketi 2021 manevri için bu ayda Guam ve Tinian aralığı uğurlaştırıldığını etti. Ondan başka Tinch Okean Hava Armiyesi'nin komandanı General Ken Welsbach CNN'e kılgan sözü de Özlerinin Tinch Okean Hava Armiyesi'nin hareket rayonuğa azaldan bundaq köp kürekçi ayruplarını uğurlaştırmağanlıqını etdi. Hawaii'deki müdafiye analizçisi Amerika Tinch Okean Komandalıq Ştabi Birleşme Akhbarat Merkezi'nin sabıq ticaret direktori Karl Schuster bu haqtı söz qilib, manevrğa köp miqtarda F-22 tipli ayruplarını uğurlaştırış Xitayğa nisbətən ciddi uçur ekanligini etdi. Xitay tarap bolsa Amerikanı dünya tertibini buzdi deb ayıpladı. Shuster bo'lsa Tinch Okean Hava Armiyasining qisqa vaqt ichida Xitoyning navbatdagi hava armiyasida mavjud bo'lgan butkul ayroplanlarning sonidan necha hissa ko'p 5-chi avlod ayroplanlarini o'rinlashtira oladiganligini ta'kidladi. Shuster yana so'zlarga ilova qilib, Xitoy hava armiyasining navbatdagi taxminan 20 dan 24gacha 5-chi avlod kurashchi ayroplani bor. Ammo Beijingning bu sohadagi iqtidorini tiz taraqqi qildirayotganligiga sal qarashqa bo'lmaydi deganlarni bildirdi. Hava armiyasining statistikasiga qaraganda Amerika hava armiyasining pilotida taxminan 180 dona F-22 tipli ayroplan bor. Garchi asrash ehtiyoji sababidan har vaqt faqat 20 mashg'ulot qiladi. Bu sababdan Amerika F-22 ayroplanlarining taxminan 25%ini Tinch Okean manevriga avatishni planlagan. Germaniya muxbirlarining Sharq Turkistondagi ziyorati turli to'sqinliklarga duch keldi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Germaniya muxbirlari yaqinqi bir necha kun ichida Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib,
vaziyatning Xitoyning tashviqotidagiga butunlay o'xshamaydiganligini bayqagan. Xabarda qayd qilinishicha, Germaniya ommaviy radio birlashmasining Shanghayda turishliq muxbiri bilan Germaniya Saudi elchisining Beijingda turishliq muxbiri bir necha kun burun birlikda Sharqiy Turkistonga ziyoratga borgan. Ularning maqsadi Sharqiy Turkistondagi Germaniya korxonalarini ziyorat qilish ekan. Ular Sharqiy Turkistonga kirgandan keyin yo'l bo'yi Xitoy saqchilarining ko'p qitim tekshirishi va nazorat qilishiga duch kelgan. Bildirilishicha, ular har kuni atiganda mehmonxonaning yendi mashinada o'tirib, ularni saqlayotgan Xitoy xodimlarini ko'rgan. Kam deganda 3 kishi navbatlashib ularning payiga tushgan. Ular muxbirlarning o'zlarini bayqab qilishiga parvo qilmagan. Hamda har vaqt telefon qilib ularning ahvolini yuqoriga doklat qilgan. Muxbirlar mayli Korlidagi Basf shirkatining zavodini ziyorat qilsin yoki Urumchi atrofidagi Volkswagen shirkatining zavodini ziyorat qilsin, yo'lda ko'p qitim tekshirish punktiga duch kelgan. Saqchilar ularning kimligini qattiq tekshirgan bo'lib, har qitim tekshirganda 20 soatdan ko'proq vaqt ketgan. Volkswagen shirkati Germaniya taraf direktorimiz yuqum sababidan Urumchidagi zavodga borolmadi degan sabab bilan ikki muxbirning ziyorat talabini rad qilgan bo'lsa-mu, biroq ikki muxbir oldin xabar bermayli zavodga tuyuqsiz borgan. Ular darvoza oldida suratga tortganda bexatarlik xodimlar tarafidan to'sib olingan. Muxbirlar taksiga o'tirib shaharga qaytib kelayotganda hatto taksi shofirimi bir telefon qabul qilib, shundoq ikki chat allik deb javob qaytirgan. Xabarda oshkorlanishicha ikki muxbir Volkswagenning zavodi yendiki jazo lageriga berib, darvozaga texniki tarbiyalash markazi degan plakat esilgan binoni ko'rgan va binoning hamma yeriga kuzatish kamerasi o'rnatilganligini bayqagan. Ular binoning yenida bir necha minut turgan bo'lib, bino ichidan tutqunlarning qizil naqshlarini aytgan ovozini anglagan. Ular qaytib yo'lga chiqmoqchi bo'lganda 8 soqchi tomonidan qattiq tekshirilgan. Xitoy xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkistonni tekshirishiga izchil holda qattiq to'sqinlik qilayotgan bo'lib, bevosita dalil isbotlarga erishish taski to'xtamoqda. Shundaqtimi bir qism chatallik muxbirlar Xitoyning turli tahdidlari va parokandachiliklariga qaramay, Sharqiy Turkistonni qisqa vaqt bo'lsa-mu ziyorat qilib, bir qism qimmatli uchurlarga va ko'rinishlarga erishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.